Antalya'da düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre araç kiralama görünümü altında faaliyet yürüten bir iş yerinin başka şahıslara ait banka kredi kartı bilgilerini kullanarak mail order, sahte otel rezervasyonu ve sanal post yöntemleriyle yüklü miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin bu yöntemle kullanmış oldukları banka Kredi kartı bilgileriyle formaliteden araç kiralama formu düzenleyerek çekmiş oldukları paralara resmiyet kazandırarak aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iki gün önce eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken şahıslara ait iş yeri ve ikamet aramalarında banka, kredi kartı manyetik şerit bilgilerini kopyalamaya yarar, MSR cihazı, 4 adet post cihazı, başka şahıslara ait, banka, kredi kartı bilgileri kullanılarak çekildiği anlaşılan çok sayıda post silibi ve çok sayıda dijital metaller ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçirilen dijital metallerler üzerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda başka şahıslara ait, banka kredi kartı bilgileri, sahte otel rezervasyon formları ve suç unsuru dijital veriler olduğu anlaşıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden ikisi Antalya Suh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Antalya'da motosikletiyle elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybederken arkasındaki yolcu ağır yaralandı. Sürücünün hareket etmeden önce kaskını yolcuya verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza gece saat 01.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağlı güreşlerde hakemlik yapan 26 yaşındaki Mustafa Atan, arkadaşı 22 yaşındaki Enes Bey ile yeni aldığı motosikletle gezintiye çıktı. Bir süre gezen iki arkadaş eve dönmek üzere yola çıktı. Kendi kaskını arkadaşı Enes Bey'e veren Mustafa Atan, Sinanoğlu Caddesi'nde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Atan'ın motosikleti otomobile yandan çarptıktan sonra yaya kaldırımındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Atan olay yerinde yaşamını yitirirken arkadaşı Enes B. özel bir hastaneye kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri yapılan Atan'ın cenazesinin Güzeloluk Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Manavgat'ta Kırgızistan Uyruklu turist bir işletmeden çaldığı bilgisayar ve cüzdanla ülkesine dönmek isterken jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu Antalya Havalimanı'nda yakalandı. Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Side Mahallesi Büyük Plaj mevkiinde bulunan bir işletmede gece bir adet laptop bilgisayar, bir şişe alkol ve bir adet bel cüzdanı çalındığı ihbarı alındı. Jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında yapılan araştırma ve kamera kaydı incelemesi sonucunda olayın şüphelisinin Kırgızistan uyruklu N.T isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın ülkesine döneceği anlaşılınca Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kırgızistan'a gitmek amacıyla havalimanından çıkış yaparken yakalanan şahsın yanında bulunan valiz içerisinde yapılan aramada çalınan laptop ele geçirildi. Şahıs savcının talimata doğrultusunda ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.